Merhaba arkadaşlar. Bugün Wuppertal'da bulunan Hardt Anlagen'dayız. Burası Almanya'daki en eski şehir parklarından birisi ve Bahçe Sanatı Caddesi'nin bir parçası. Çok büyük ve çok güzel bir park. Bu parkı gezerken bir yandan da sizinle sohbet edeceğiz. Bugünün konusu ise Almanya'da kimlerin mutlu, kimlerin mutsuz olabileceği. Mutlu olmak aslında hem içsel hem de dışsal faktörlere bağlıdır. Bazı insanlar gerçekten yaşadıkları ortamı sevmedikleri için mutsuz olurken, bazıları ise nerede olursa olsun sahip oldukları ile mutlu olmaz ve yakınacak bir şeyler hep bulur. Eğer yaşadığınız dış ortamdan mutsuzsanız, değiştirmek için bir çabaya girilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sizin yaşamak istediğiniz, hayatınızı sürdürmek istediğiniz yer neresi? Ve siz orada olmak için neler yapıyorsunuz? Çabalıyor musunuz? Tam da burada aslında kimler mutlu olur sorusuna cevap verebiliriz. Eğer siz değişime açıksanız, karşılaşabileceğiniz artıların ve eksilerin farkındaysanız, kendinizi de tanıyorsanız, bu avantajların keyfini sürüp dezavantajlarını yaşarken mücadeleyi bırakmıyorsanız, burada mutlu olabilirsiniz. Türkiye'den Avrupa'ya göç eden çok fazla mühendis arkadaşımız oldu. Her meslekten birçok kişi göç etmek istiyor. Bu insanlar, bu dediğim gücü kendinde bulan insanlar. Değişimin zamanı geldiğini düşünenler. Buraya gelmek istiyorsunuz ama avantajlarından çok dezavantajlarına takılıyorsanız, mevcut hayatınız size daha kolay geliyorsa, burada evim var, işim var, daha ne isteyeyim diye düşünüyorsanız, buraya geldiğinizde mutsuz olabilirsiniz. Çünkü geldiğinizde buranın dilini, kültürünü, kurallarını öğrenmek için bir enerjiye ihtiyacınız olacak. Problemlerle karşılaştığınızda çözmek için sabır ve sükunete ihtiyaç duyacaksınız. O yüzden değişim gücüne sahip insanlar burada mutlu olabilecektir. Göç ettiğinizde her şey ilk başta çok karmaşık olacak. Normalde gündelik hayatta kendi ülkenizde hızlıca hallettiğiniz her türlü işi öğrenmek için ekstra bir çaba harcamanız gerekecek. Bu başta çok yorucu ve zor gibi görünebilir. Ama öğrenmeye açık bir insansanız bununla başa çıkabilirsiniz. Belli bir süre geçtikten sonra yaşadığınız yerle ilgili her şeye orada uzun zamandır yaşayan insanlardan daha farklı bir şekilde bakabiliyor olacaksınız. Bu duyguyu uzun yıllar aynı yerde çalıştıktan sonra İş değiştirdiğinizde başta hissettiğiniz duyguya benzetebiliriz. Dil öğrenme süreci ise çok uzun soluklu bir iş. Gerçekten sabır ve emek gerektiriyor. Ama çalışarak bunun da üstesinden gelineceğine inanıyorum. Kendi ülkesindeyken de kurallara sadık kalabilen, kendi sınırının nerede bittiğini, başkasının sınırlarının nerede başladığını bilen, ona göre davranabilen insanlar. Eğer böyle bir insan değilseniz burada yaşayamazsınız. Bir yerden sonra toplumun huzurunu bozduğunuz için hem halk tarafından hem de devlet tarafından dışlanırsınız. Türkiye'deyken çöpünü sürekli dışarıya atan bir insan, buraya geldiğinde çöp aramayacaktır. Daha sonra gördüğü baskı ile belki kendini değiştirir ama bu onu mutsuz edecektir. Çünkü yere çöp atmayı, kırmızı ışıkta geçmeyi, başkalarını rahatsız edebilmeyi kendilerine özgürlük olarak gören bu insanlar, Almanya gibi kuralların iyi işlendiği gelişmiş ülkelerde yaşayamaz. Almanlar da dahil gelişmiş hiçbir ülke insanı bu tip insanlarla beraber yaşamak istemeyecektir. Burada gördüğünüz gibi her yer yemyeşil. Doğaya ve yeşil alanları korumaya çok değer veriyorlar. İnsanları doğayı gezmeyi keyif alıyor. Hepsinin suratında bir gülümseme. Her yerden kuş cıvıltıları duyuluyor. Sokakta evden atılmış kedi köpek göremezsiniz. Sokaklarda sahipsiz hayvanlar olmadığı için haliyle zarara uğrayabilecekleri bir durum oluşmuyor. Bunları bilmek ve böyle bir ortamda yaşamak bile beni çok mutlu ediyor. Ve son olarak, farklı kültürlere ve farklı dinlere saygı duyabilen insanlar. Gelişmiş ülkelerin iş ve hayat şartları iyi olduğu için farklı kültürlerde insanlar bir şekilde bu fırsattan yararlanmak istiyorlar. Ve o nedenle burada farklı kültürlerden çeşit çeşit insan var. Almanı, Rus'u, Türk'ü, Arap'ı, İtalyan'ı, bu insanların kültürleri bambaşka, dinleri de farklı. Aynı iş yerinde çalışmak durumunda kaldığınızda veya arkadaş çevrenizi oluştururken farklı kültür ve dinlerin oluşu, sizin saygı duyamayacağınız bir konu ise çevrenizde de sadece sizin gibi insanları tutmanızda fayda var. Burada mutlu olamazsınız. Arkadaşlar, videolarımı beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bizi Instagram üzerinden de takip etmeyi unutmayın. Fikirlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Yeniden görüşmek üzere. Olmaz video. Neden? Burada az çekim internet. Hadi ye de devam edeceğiz yolumuza.